Sevgili gençler, merhabalar. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar, 9 Temmuz'da kampımızın ilk günü diyoruz. Konularımızsa temel kavramlar, maksimum, minimum değer problemleri ve ardışık sayılar olacak. Tüm bunların hepsini Perşembe günü, yani ayın 9'unda 9 Temmuz'da 9 Temmuz 2020'de yayınlayacağımız videolarla sen izleyeceksin. Verilen ödevleri yapacaksın ve bu ödevler karşılığında da bir sonraki haftaya hazırlık yapacaksın. Bu ödevler sana çok 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 fazla şey katacak, bu videolar da öyle. Mutlaka ama mutlaka izlemen gereken ve tüm soru çeşitlerini içerisinde barındıran videolar arkadaşlar, sana çok katkısı olacağını düşünüyorum. Düşünüyorum da sen ne düşünüyorsun? Acaba bu kamp için kafanda soru işaretleri var mı? Önce bunları yorum kısmına yazarsan ben bu videoyu yayınladıktan hemen sonra arkadaşlar yorum kısmında sizlerin sorularını cevaplayacağım. Bu hafta yapmanız gereken şeyler, ben şimdi bugün PDF'leri sizlere yayınladım. PDF linkine tıkladığınız zaman birinci hafta olarak bir klasör göreceksiniz. İsmi birinci hafta olan bir klasör göreceksiniz ve bu klasörün içerisinde sizlere PDF'lerinizi yayınladım. Bu PDF'leri indiriyorsun, çıktılarını alıyorsun ve benimle birlikte bilgisayarın karşısına geçiyorsun. Ama o 2 günlük zaman diliminde, yani salı ve çarşamba günleri, çarşamba günleri zaten Kenan Hoca ile geçireceksin, bunu zaten biliyorsun. Salı ve çarşamba günleri arkadaşlar ön hazırlık yapmanı senden rica ediyorum. Bu ön hazırlık neden önemli? Çünkü sen kendin bir ön hazırlık yaptıktan sonra benim videoya gelirsen eğer, işte o videoda anlatılanlar kafana 100 üzerinden 30 girecekse 70 girecek. 50 girecekse 90 girecek arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka kendiniz ön hazırlık yapmak zorundasınız. Bu kamp uzun değil mi hocam? Hani daha fazla, daha kısa günlerde yapılan kamplar da var. Bu kamp sizce de çok uzun sürmüyor mu? Arkadaşlar uzun sürüyor. Fakat şöyle bir durum var. Görmediğiniz konu kalmayacak ve görmediğiniz soru tipi kalmayacak. Yani sen bu 31 Aralık'ta biten kampı tek başına evde uygulayabilirsen, ben sana diyorum ki TYT'den de AYT'den de muhteşem netlere ulaşacaksın. Yani belki senin için hayal olan netlere ulaşacaksın. Bu kadar da iddialı konuşuyoruz. Şimdi Temmuz ayının ilk haftası. Bu kampa başlıyoruz. Bismillah deyip başlıyoruz. 31 Aralık'ta bitireceğiz. Ve bu kampta arkadaşlar ben sana neyin gerekli olduğunu şu PDF'de yayınladım. Ve bu PDF'de arkadaşlar bu hafta neler yapılması gerektiğini tekrarlıyorum. Bakın, Pazartesi günü, yani bugün ayın 6'sı, PDF'leri yayınladım. Ve rehberlik günü dedik ya arkadaşlar, o rehberlik günlerinde aynı bu videoda olduğu gibi ben sana önümüzdeki hafta neler yapman gerektiğinden bahsediyorum. Ve bunun yanı sıra da İşte kampın ilerleyen zamanları da motivasyon konuşmalarımız olacak arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka kaçırmayın. Ayın 7'sinde ve 8'inde senin çalışma hazırlıkların olacak arkadaşlar. Sen o konuya, o hafta işleyeceğimiz konuya hazırlanacaksın. Kendini çalıştıracaksın. Evde oturacaksın, alacaksın eline kağıdını, kalemini, silgini. PDF'lerin önüne çıktısını alacaksın. Ve konu konu ilerleyeceksin. Belki anlamadığın bir yer vardır. Hemen, mutlaka elinin altında vardır. Bir konu anlatımı bir kitap. Mutlaka internette bir PDF vardır. Konu anlatımı yapan yerlerdeki PDF'leri alabilirsin. Başka YouTube kanallarından da izleyebilirsin. Ama senden rica ediyorum. Bak, geçenki videoda da söylemiştim. Geldin benim videoları izlerken, ola ki anlamadın, ola ki benim dilim sana ağır geldi veya benim dilim sana sade geldi. O zaman orada kesiyorsun arkadaşım. Tamam mı? Kesiyorsun. Ben sana şimdi yaklaşık olarak 6-7 tane video atacağım Perşembe günü. O videoları izle. Eğer sana benim dilim uygun gelmiyorsa, anlaşılır gelmiyorsa, sen benden kötü anlıyorsan, anlamıyorsan hiç gocunmayız. Sen tabii ki kendin için daha iyi olanı yapacaksın. Ben bu videoları neden çekiyorum? Senin için çekiyorum. Eğer benim dilimden, benim senin için çektiğim videolardan anlamıyorsan hemen farklı bir yere. Doğru. Hiç burada beklemene gerek yok. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz, öğrenciyle öğretmenin arasındaki dil uyumu, öğrenciyle öğretmenin arasındaki iletişim bizim için çok önemli. Başlangıçta olmazsa olmaz kriterlerimizden birisi. Eğer ki benden anlamıyorsan mecburen başka bir yere gitmeni sana tavsiye ederim. Ola ki anladın, bu kampa uyacaksın. Bundan kaçış yok. Bu kampa uyacaksın. 31 Aralık'ta el ele vereceğiz ve diyeceğiz ki bundan sonra seninle full deneme çözüyoruz. Durmadan deneme çözeceğiz, durmadan soru çözeceğiz. 5 soru 5 çözüm videoları gelecek. XXLarge videolarının devamı gelecek arkadaşlar ve seni sınava hazır hale getireceğiz. Matematikte böyle, mesela şimdi 20 net yapan adam, şu an 20 net yapan adam
Tabii ki şimdi gerçekçi olalım. 40'ta 40 yapmak istemiyordur. Hayali bu değildir. Hayal der ki 35 netin üstüne yapsam efsane olur. Tamam, 35'in üstünde 40 da var. Neden olmasın? Ama 35'in üzerinde yapman için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ola ki senin şu anki netin 5'tir. Önce bu kamp bittiğinde netlerinin 20'nin üzerine çıktığını göreceksin. İddialı konuşuyorum. 20'nin üzerinde çıktığını göreceksin. Ve daha sonrasındaki o deneme kamplarıyla, o 5 soru 5 çözüm videolarıyla, o canlı yayınlarla, o XX'ler soru videolarıyla arkadaşlar, sen 30'dan fazlalık bir öğrenci olacaksın. Bunun da buradan sözünü sana veriyorum. Şimdi deli gibi video çekiyorum. Cayır cayır bilgisayarı çalıştırıyorum arkadaşlar. Deli gibi video çekiyorum. Yani gece saat 3-4 hiç fark etmiyor. Sizler için şu an çalışıyoruz. Hazır boştayız. Videolarımı biriktiriyorum. Ben senin için yayınlayacağım bunları. Ama dediğim gibi sen de taşın altına elini koyman gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bu iş tek taraflı olmuyor. Hoca ne kadar çalışırsa çalışsın öğrencinin içinde olacak. Öğrenci şurayı çalıştıracak arkadaşlar. Eğer sen bunları yapabiliyorsan, öğretmenlerinin sözlerinden çıkmıyorsan, ki biliyorsun hiçbir öğretmen öğrencinin kötülüğünü istemez ders konusunda. Eğer ki sen öğretmenlerine güveniyorsan, kendine güveniyorsan bu iş zaten bitmiştir. Sen sadece sürenin dolmasını bekliyorsun. Başka hiçbir şey değil. Evet. Bu videoyu sonlandıralım artık. Bu hafta neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ha bu arada hemen videoyu bitirmeden bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi matematiğin ilacını alalım dediniz. Eyvallah. Şimdi bu kampı takip eden ortalama 1000 kişi civarı olacak. Bunu biliyoruz. Tahmin edebiliyoruz. Ortalama 1000 kişi civarında olacak. Ben bu 1000 kişiye de şu soru bankasını alın diyemem arkadaşlar. Dolayısıyla herkes kendi düzeyini biliyor. Herkes kendi düzeyini biliyorken benim size önerim içerisinde klasik soruların da olduğu, yeni nesil soruların da bolca miktarda olduğu, yani bunların yarı yarıya olarak dağıtıldığı bir kaynak almalısın kendine, ama kendi düzeyine de uygun olsun tabii ki. Daha sonra matematiğin ilacı hocam çok basit değil mi? Başarılarında bunları çözmesi gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Neden? Şimdi bakın bu matematiğin ilacı dediğimiz kitap antrenmanlarla matematik veya aktif matematik gibi bu tarz bir kitap değil. Yani ben buna ne diyorum? Öğrenciyi rencide edecek kitaplar değil arkadaşlar. Yani 3 ile 5'i topladım, hadi sen de şimdi 7 ile 8'i topla demiyoruz biz bu matematiğin ilacı kitabında. Yazarlarından birisi benim. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Yeni nesil soru tiplerine alışma kitabı olarak görebilirsin bunları. Sen bu kitabı 5 netle başlayıp çözdüğün zaman zaten seni 20 netlere kavuşturacaktır. Bak buna emin ol. 20 net olmasın da 16-17 netlere kadar çıkacaksın. Buna emin ol. Neden? Çünkü sen soru tiplerine artık bu kitapta alışacaksın. Hocam sadece soru tiplerine alışmak yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. O yüzden de ben sana diyorum ki ekstra bir kaynak daha sokmalısın araya. Yani bu acil yayınlar olmak zorunda değil. Zaten acil TYT Soru Bankası'nı önerdin. 3 tane kitap TYT için 3 tane kitaptan ilerleyeceğiz diyorum ben sana. Bu ara kitap var ya, ondan bahsediyorum senin alman gereken kitaptan. Düzey olarak kendine uygun kitap alacaksın. Matematiğin ilacını mutlaka çözeceksin ki matematiğin ilacı başladığı zaman zaten bir ayda bitirilebilecek bir kitap. Ekstradan kendi düzeyine uygun bir kitap ve ekstradan bir tane de acil matematik TYT Soru Bankası alacaksın. Bunların tüm çözümlerin, yani matematiğin ilacıyla acil matematik TYT Soru Bankası, acil matematik AYT Soru Bankası, ben sana bunların çözümlerini zaten YouTube kanalında yapacağım. Daha doğrusu TYT AYT Soru Bankalarımız, ana kitaplarımız, bunların bütün çözümleri YouTube'da var, kanalımda var. Ekstradan matematiğin ilacına da başlayacağım ve hızlı bir şekilde bitireceğim. Zaten pataküte bitireceğiz bu kitabı da. Sen çözemediklerini buradan bakacaksın. Diğer kitabın da sana tavsiyem, şimdi kendi düzeyine uygun al dedim ya, bu kitabı da alırken arkadaşlar, eğer video çözümleri varsa, PDF çözümleri varsa, sen hangisinden anlıyorsan artık, PDF çözümünden anlayan adam bazen video çözümünden anlamıyor, sevmiyor. Veya video çözümüne alışmış olan adam PDF çözümünden bir alt anlamıyor, sevmiyor. Hangisi uygun geliyorsa onu da düşünerek, onu da araştırarak al mutlaka. Yani bunlar senin birinci şartların olsun. Bir kere kitap çözülebilir kalitede olsun, çözülebilir büyüklükte olsun, sana sorular için yeterli boşluk bırakılsın, sayfa kalitesi iyi olsun, öyle silerken cart diye yırtılmasın. Bunlara dikkat ederek al. Ha bazen mesela bazı kitaplar var piyasada, sayfa kalitesi kötü olmasına rağmen soru kalitesi çok iyi. Bunları da artık sabrederek çözeceksin. Yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi arkadaşlar, kendi düzeyinizi, kendiniz daha iyi bildiğiniz için ben hiçbirinizi tanımıyorum. Size ders anlatıyorum, sizle konuşuyorum, sizlere rehberlik yapıyorum, sizlere PDF hazırlıyorum, sizlere video çekiyorum, ama hiçbirinizi tanımıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar, siz kendinizi daha iyi bildiğiniz için siz
kendi kitabınızı kendiniz karar vereceksiniz. Ama dediğim gibi matematiğin ilacı ilk kitabınız ve üst düzey olarak da TYT Soru Bankası, Acil Matematik, TYT Soru Bankası. Bu ikisi olacak. Araya koyacağınız kitabı siz kendiniz belirleyin. TYT için 3 kitaptan bahsettik. AYT için de arkadaşlar zaten konu anlatımının içerisinde yeterli miktarda soru vereceğim ben sana. Ve bu konu anlatımların içerisinde de gene kolay soru olacak. Orta derecede soru olacak ve zor sorular olacak. Yani senin kolay bir kaynak çözmene lüzum yok AYT'de. Ben böyle düşünüyorum. AYT için de şunu yapacaksın. Yine kendi düzeyine uygun. Zayıfsan zayıf, orta dereceysen orta derecede bir kitap alacaksın. Üst düzey öğrenciysen üst düzey bir kitap alacaksın. Bunun yanına hangi kitabı koyacaksın? Acil Matematik, AYT Soru Bankası'nı koyacaksın. Bunlar şart arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bu sistemle anlattığım zaman TYT ve AYT Matematik için toplamda ben sana 5 tane kitap bitirtiyorum. Matematiğin ilacını saymazsak ana kitaplarımız arasında 4 tane kitap diyeceksin. Hocam yeter mi? Bakın arkadaşlar şunu da unutmayın. Ben şuna çok karşıyım. İşte var bazen böyle işte Türkiye derecesi öğrenci yapan arkadaşlar, gençlerimiz, onları tebrik ediyorum öncelikle. Gençlerimiz var, çıkıyorlar konuşuyorlar, diyorlar ki böyle böyle ben 7 tane kitap bitirdim, ben 9 tane kitap bitirdim. Arkadaşlar düzgün bir şekilde sistematik çalıştığınız zaman 2 kitapla derece yapan öğrencim de var. Sadece 2 kitapla. Dediğim gibi sistematik önemli. Dediğim gibi sizin için önemli olan düzgün, sistemli ve süreklilik arkadaşlar. Süreklilik. Yani sürekli aynı şeyleri yapacaksın. Derslerin yerini değiştirebilirsin sıkıldığın zaman. Farklı şeyler yapabilirsin ama 3 gün ara vereyim, 5 gün çalışayım, 10 gün ara vereyim, 15 gün çalışayım tarzında bir şey yok. Sistematik olacaksın ve bu sisteme sürekli uyacaksın. Ancak bu şekilde, bu sınav sistemini ancak bu şekilde siz alaşağı edebilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi 7 kitap 8 kitap çözebiliyorsan çöz. Ama gerek yok diyorum. Düzgün, sistemli ve akıllıca çalıştığınız zaman 2-3 kitap bile yeterli olur ki ben size TYT AYT toplam 5 tane kitaptan bahsediyorum. 3 tanesi TYT, 2 tanesi AYT ve bundan sonra da zaten deliler gibi deli divane deneme çözeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla senin ekstradan kaynak bitirmene gerek kalmayacak. Ben sana PDF'lerini de yayınlayacağım. Bu 5 soru 5 çözüm videolarıdır. XXLarge videolarıdır. Daha sonrasında canlı yayınlardakilerdir. Bunların her birinin zaten ben sana PDF'ini yayınlayacağım. Öyle ekstradan kaynak alıp bunları bitireceğim diye uğraşmana gerek yok. Bazı öğrencilerimiz alıyor. 6 tane 7 tane dönemin başında kitap alıyor ve boğulup kalıyor. 6 tane kitap bitirme hedefiyle yola çıkıyor ama belki bir kitabın tekini zor bitiriyor. Neden? Çünkü o kitaplar kenarda, rafta, masanın üstünde, çantanda durduğu sürece sen bunların hepsi bitmez deyip çözeceğin kitaptan doluyorsun. Bunlara hiç ama hiç gerek yok. Evet, umarım aydınlatıcı bir video olmuştur sizler için. Dediğim gibi videonun başında sorularınız varsa, yorumlamamı istediğiniz sorularınız varsa, cevaplamamı istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmına belirtin. Video hemen paylaşılır paylaşmaz sizin yorumlarınızı okuyacağım ve daha sonrasında bunları cevaplayacağım. Çıktılarınızı alın. Salı ve çarşamba ön hazırlığınızı yapın. Perşembe günü videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.